İskenderun Teknik Üniversitesi'nde ilçe protokolünün de katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. İste konferans salonunda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ya eyyühellezine amenu etiyullaha ve resulahu. Programda 15 Temmuz darbe girişimini anlatan slayt gösterimi sunuldu. Destanlar yazdı, ey canım rinanay, rinanay. Memleket sevdasından ey canım. Bir emanet canımız. Açılış konuşmasında Türkiye'nin tarihinde yaşanan darbe girişimlerinin ülkeyi geriye götürdüğüne dikkat çeken İSTE Rektörü Profesör Doktor Tolga Depçi, Türk milletinin ve Türk ordusunun her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak teknolojinin önemine değindi ve 15 Temmuz 2016'da halkın birlik ve beraberlik gösterisinden övgüyle bahsetti. Hırsın oğlum değil mi yapardı. 6 yaşında babamı ziyarete gitti ofisine. Ayağımı duvara dayadım, hiç unutmuyorum. Ayağımı şöyle duvara dayadım, duvarda iz kaldı. Babamdan bir tokat yedim. O devletin malı, ne yapıyorsun dedi. Yani evde her şeye izin veren adam, orada ayağımı sadece dayadım diye devletin malına, attığı tokat hayatımı hiç unutmuyorum. İşte o günden beri, hala vatan, hep vatan sevgisi bir sürük ama o andan beri hala devletin her zaman, her alanda, her noktasında elinden geldiği kadar destek oluyorum ve devletin malını korumaya çalışıyorum. Bildiğiniz gibi, tüm tarihe baktığınızda, tüm dünya tarihine, ülkeler tarihine baktığınızda her türlü darbenin ülkeleri 50 yıl, 100 yıl geri götürdüğü açıktır, aşikardır. Evet, ülkeler orduları kadar kuvvetlidir ve aziz Türk milletinin ve Türk ordusunun her zaman için yanındayız ve Allah'ın ayaklarına taş değdirmesi. Ama bilindiği gibi teknoloji olmazsa olmazımızdır. 15 Temmuz 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu telefon görüşmesindeki açıklamadan sonra bütün halk olarak sokaklara indik. Demek ki aynı şuur ve aynı bilinçle hareket eden bir toplumun bireyi olmaktan onur ve gurur duyuyor. Darbe girişimini atlattıktan sonra şöyle bir yakın tarihimize bakarsanız bayraktar gruplarına havada, havacılık alanında ne kadar çok ilerlediğimizi göreceksiniz. Radar teknolojisinde ne kadar çok ilerlediğimizi göreceksiniz ki bizim iki hocamız şu an TRT'de görev yapıyor. Denizde, karada, her türlü imkanda ne kadar çok atılım yaptığınızı göreceksiniz. Demek ki bir darbe olsaydı ülkemiz 50 yıl, 100 yıl daha geri gidecekti. Program öğretim görevlisi Durmuş Baysal da ana yurt güvenliği kavramının önemine vurgu yaparak güvenliğin sadece fiziksel değil aynı zamanda sosyal, ekonomik ve ahlaki boyutlarla da ele alınması gerektiğini belirtti. Sağlıklı ve doğal beslenme, işte güçlü bağışıklık sistemi COVID-19'da gördük. Çevre bilinci. Yani bugün dünyanın gündemini işgal ediyor. Sürdürülebilir dünya, Birleşmiş Milletler'in gündeminde. Terörizm. 10 yıllardır çekiyoruz terörizmden. Uyuşturucu. Artık ilkokullara, ortaokullara inmiş uyuşturucuyu nasıl engelleyebiliriz diye Emniyet Teşkilatı'nın yoğun çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Etik ve ahlaki değerlerin yozlaşması. Problemler ne kadar çok olursa olsun hepsinin temelinde yatan nedir? Hani Avrupalıların moral dediği etik değerler, biz de ahlak değerleri olarak söylüyoruz. Ekonomik krizler, güçlü bir ekonomi, uluslararası zorunlu göçler,